Günlerdir aslında bazı yardım malzemelerinin durdurulmasını söylüyor AFAD yetkilileri. Özellikle artık bu saatten sonra ihtiyaçlar biraz daha değişmeye başladı. Mesela burada ekmekleri görüyorsunuz. Evet, şu anda da dokunuyorum. Artık neredeyse bayatlamaya başladı. AFAD yetkilileri özellikle bu saatten itibaren temel ihtiyaçların temizlik malzemeleri, şampuanlar ya da ilaç ve maske olduğunu dile getiriyor. Güvenlik güçlerinin biraz daha arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun sebebi de insanlar evlerinden uzaklaşamıyorlar. Aslında belki çadır kentlere gitmek isteyen insanlar evlerindeki ürünlerin, evlerindeki ziynet eşyalarının çalınacağını düşünerek sadece evlerinin yakınlarına çadır kuruyorlar. Türk Telekom adına burada hizmet vermekteyiz. Vatandaşlara ilk günden başlayarak hizmet vermeye. Burada vatandaşlara şarj imkanı sağlıyoruz. Diğer yandan şarj stadyumumuz var. Şarj cihazları olmayan insanlar, çünkü onlar için hizmet sağlıyoruz. Ayrıca sabit hat üzerinden her yere arama gibi imkanları var insanların, yakınlarıyla görüşmeleri için. İnsanın temel dediğiniz aslında gerçekten temel ihtiyaçları. Yani birincisi barınma, ikincisi temizlik. Burada çünkü temizlenmediği sürece insanlar, artık deprem oldu, kaç gün oldu, hiç yıkanmadılar, temizlenmediler, ıslak mendille duş alıyorlar örneğin. Tuvalet kurulmadı buraya, seyyar tuvaletler. Bunları bekliyoruz şu anda. Seyyar tuvaletlerin kurulmasını bekliyoruz. Daha sonrasında bu insanların temizlenme ihtiyaçlarını giderebilecekleri noktalar kurulmasını bekliyoruz. Tüm çadırların içerisinde bu soğukta ısınamayan, burada büyük bir ısınma sorunu var, ısınamayan çocuklar direkt hasta oluyor. Çocuklar ne çamuru biliyor, ne şey biliyor, suyun içine giriyorlar. Rabbim beterler. Çok şükür Rabbime, Allah bizim canımızı sağlıyor, Allah herkesinki neyse, ama çok kayıplar var, çok içimiz yandı. İnan alt taraf indiki binalar yerinden bir, kimse yok mu, can kurtaran yok mu, karla karışık yağmur yağıyor, bir kıyametler koptu, fırtınalar koptu. Çok üzgünük yani, Rabbim bir daha yaşatmasın. 4-5 gündür ki buradayız. Rabbim sağ olsun, bir yeğenim vardı, çocukcağız getirdi Kızılay'dan, bir çadır kurdu da donduk torunlarımızla çamurun suyun içinde, burada perişan olduk. İyi olur inşallah, düzelir, kurban olduğum Allah'ın bir yoluna koyar inşallah.